İyi akşamlar. Tabii ki ilk derbi maçım benim için. E, futbolculukta da ilk derbi maçım Beşiktaş'a karşıydı. E, teknik direktör olarak da ilk derbi maçımı oynadım. Maçtan önceki e, rakiple ilgili düşüncemiz eğer e, tabii ki e, Redmond'la başlarlarsa sağ tarafı da etkili kullanıp Cenk'le soldan gelecektir ama e, ilk 11'de e, değişiklik görünce Cenk'in özellikle e, sağ kenarda başlayacağını düşündük. Yine rakibimizden beklediğimiz uzun toplar, yüksek toplar, ikinci top hem defans arkasını aşıracak hem de e, toplayacağımız ikinci top, rakimin e, rakibin toplayacağı ikinci toplarla tehlike yaratmaya çalışacaklar. E, bu da maçın büyük bir bölümünde oldu. 2-1'den sonraki 4-4-2'ye dönene kadar daha çok uzun toplarla oynadılar ve zaman zaman da burada üstünlük sağladılar. Ama 4, -4 özellikle 2 birden sonra çok fazla pozisyon bulduk. Maçın sonucu bizim için çok daha farklı olması gerekirdi. 90 dakikaya baktığımızda maçın başından sona kadar tabii ki isteyen takımdık. Ama ilk yarı zaman zaman üzerimizde de bir tutukluk vardı. Ama özellikle ik ikinci yarı 2-1 iki öne geçtikten sonra e, çok daha gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk. E, bizim için önemli bir galibiyet. Tabii ki e, sadece bir galibiyet aldık. Ama Beşiktaş gibi bir takımı yenmek e, bizim için burada değerli. Taraftarımız e, bize yine her zamanki gibi büyük destek verdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim tabii ki hep söylediğimiz her maçtan sonra bunu söylüyoruz. Daha çok gol atmamız lazım. Bugün de yine iki tane direkten dönen topumuz, kaçırdığımız net pozisyonlar. Maçları daha erken şekilde bitirebilirdik. Bugün de bunu yaşadık. Ama takım olarak maçtan önce de söylemiştim. Bugün kazanırsak ikinci sıraya yerleşiyoruz. Hedeflerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta da çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Bunu bilincindeyiz. Ama genel olarak baktığımızda bu kadar zorlu bir fikstür oynayıp şu andaki puan tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ileriye dönük çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi bugün de bir şekilde gösterdik. Emrah Bey. Evet. Bir kere biz... İyi çalışan, iyi oyuncuların yanında iyi karakterlerin olduğu bir takımız. Yani bunu belki bizi dışarıdan farklı şekilde göstermeye çalışan çok fazla insan var. Ama Galatasaray takımı hem disipliniyle, hem çalışma isteğiyle, hem arkadaşlığıyla birlikteliğiyle çok iyi bir grup. Yani ben oyuncuların bu kişilikleri, karakterleri ve oyun anlamında iyi bir grup olarak görüyorum ve onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Bir şekilde e, aklımızı, zekamızı da her zaman sahaya koymamız gerektiğini söyledim. Bugün özellikle maçın son bölümünde e, maçı bitirmeyi daha doğru bir şekilde e, başardık. E, yani kaçırdığımız gollerin dışında Sonuçta maç 2-1'di ve rakibin bir üzerimizde özellikle yüksek toplar, duran toplarla baskısı vardı. Bugün maçı bitirdik. Alanya maçında bunu yapamamıştık son bölümde e, yaptığımız bir hatayla. E, dediğim gibi takım olma olgusu e, her zaman ileriye doğru, yükseğe doğru kendi içimizde e, yukarıya gidiyor. Ama kazandıkça e, tabii ki takımlar birbirine daha çok da sarılıyor. Oyuncular birbirine daha çok sarılıyor. Bugün bu anlamda bizim için önemli bir galibiyetti. Ama... Bitmedi. Önümüzdeki hafta bizim için yine çok kritik, çok önemli bir Başakşehir replasmanı var. Ee, orada da e, yine 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Mehmet. Yani bizim bu zamana kadar e, sergilediğimiz, ulaştığımız rakamlar zaten bunu gösteriyor ama e, içeri topu atamayınca e, bir şekilde haksız oluyorsunuz. E, bu haksızlığı da yaşıyoruz. Bugün... 10. ve 11. direkten dönen topumuzmuş. Yani burada da tabii ki direkleri suçlamayacağız. Kendimizi suçlayacağız. Yani orada iki direk arasında, üç direk arasında topu içeri atmanız gerekiyor. Yani her şeyi de şanssızlığa bağlamak istemiyorum ama bir yandan dediğim gibi Galatasaray takımı iyi oyun ortaya koyuyor. En zor fikstürü Galatasaray takımı oynadı. Yani gerçekten dünyanın en garip e, fikstürüdür herhalde şu ana kadar yaşadığımız. Yani bu kadar çok maç deplasmanda oynayıp bu kadar az maç kendi sahamızda oynadığımız. E, iki maçta da kendi sahamızda hakem hatasından 10 kişi bırakıldık. Yani bunları da yan yana koyduğumuzda Galatasaray takımının ulaştığı sayılar doğru sayılar. Doğru oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman oyun parlıyor, zaman zaman eksiliyor. Bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Ee, bunun da bilincindeyiz. Nevzat Bey. 45-55 arası e, sanki Torreira'yı biraz daha öne atıp e, Oliveira'yı geriye çektiniz. Bu devre arasında planlanan bir durum muydu? Şöyle tabii ki yani e, bir eleştiri hep oluyor. Yani Kerem oynadığında niye Kerem oynuyor deniyor. İşte Yunus oynadığında niye Yunus oynuyor. Barış oynadığında niye Barış oynuyor. Yani Bizim takımımızın öyle bir kadrosu var ki yani kimi oynamasa bir şekilde eleştiri oluyor. Yani özellikle kazanamadığınız zaman bir şekilde bu eleştiri oluyor. Barış geçen hafta da oyuna girdi. İyi işler yapmaya çalıştı. Bir önceki iki önceki Kayseri maçı girdi, gol attı. Formayı isteyen, çalışan ve bu maçın özellikle fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Ben maçtan önce de söyledim. Yani bazen bir oyuncuyla başlarsınız, diğer oyuncuyla devam edersiniz. Burada Kerem Girdikten sonra Kerem de çok iyi işler yaptı. Yani Barış'ın belki oyun olarak düşmeye başladığı yerlerde Kerem çıktı ve o da çok iyi işler yaptı. Bu önemliydi bizim için. Onun yanında ilk yarı zaman zaman Sergio ve Lucas baskıda arkada kaldılar. Yani öndeki baskılarımız tam olarak çıkmadı. Burada da ikisinden biri mutlaka öne baskıya, yani Josefe baskıya gitmelerini istedik. Tabii ki rakip çok fazla uzun top oynuyor. Yani bu uzun top e, uzunda oyuncular var. Yani e, baskıyı da tam olarak kuramıyorsunuz. Direkt oyun kaleciden geçtiler, stoperden geçtiler. Bu baskı bugün istediğimiz baskı tam olarak ortaya çıkmadı ama e, genel olarak baktığımızda ikinci yarı e, öndeki baskılarımız sağ paylaşımımız, alan paylaşımımız daha iyi oldu. Berk Bey. E, tabii ki Başakşehir e, benim için çok önemli, çok değerli. E, hem e, futbolculuğumun son yıllarında e, o zaman Başakşehir değildi adı ama o kulüpte yer aldım önceki halinde. Hem de teknik direktör olarak hem şampiyonluk yaşadık, Avrupa'da oynadık, Şampiyonlar Ligi oynadık. Benim için önemli, değerli. Ama bir yandan tabii ki en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. O yüzden zor da bir karşılaşma olacak. Yani oyun olarak Başakşehir bildiğimiz gibi ligin zor takımlarından biri. Ee, özellikle topa sahip olan e, topu kolay kolay rakiplerine vermeyen hücum e, içinde çok acele etmeyen bir takım ve e, bu oyun anlayışı ile birlikte e, özellikle e, rakiplerine karşı çok büyük zorluklar çıkaran taktiksel olarak da Emre Hoca'nın takımını maç maç değiştirdiğini ve oyuncu değişikliklerini de çok rotasyonda çok iyi bir şekilde götürdüğünü Avrupa ile Türkiye'de iyi bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Zor bir karşılaşma olacak bizim için ama bizim Hedefimiz 3'te 3'tü. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Bu 3'te 3'ü yapmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir karşılaşma olduğunu biliyoruz ama araya, Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor. Dediğim gibi başta da söyledim. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz, geçtik. Devamı tabii ki her maç zor ama fikstürün biraz daha kendi sahamızda olduğu, normale döndüğü bir fikstüre gireceğiz. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Bir fikstür avantajımız tabii ki ikinci yer için olacak. Bu zamana kadar topladığımız puanlar bizim kalitemizin altında olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii ki oyun içi işte girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz yani bir Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanını düşünüyorum. İki tane üç puan kaçırdık yani oralarda yani hem iyi oynayıp hem net gol pozisyonları kaçırdık. Onun yanında işte hakem hataları yani çok net bir şekilde bunu da puan şeyin içerisine koymamız lazım. Yani bu zamana kadar yaşadığımız hakem hataları, bizim yaptığımız hatalar var. Tabii ki kendi hatalarımızı da bir yere koymamız gerekiyor. Yani her şeyi Okan Hoca doğru yapmadı. Okan Hoca'nın da yanlışları var. İyileri varsa nasıl, kötüleri de var. Bunu da bir yana koymak gerekiyor. Şu anda daha iyi bir puanda tabii ki olabilirdik ama bizim gibi... Yani bir yandan da yeni kurulmuş bir takımız yani tamamen değişmiş. Yani geçen seneki Galatasaray takımının üzerinden yani 13. sırada bitirmiş bir takım. Yani transfer anlamında belki kadrosu sıfırdan yenilenmiş ama o sıfırdan yenilenmiş kadro bir başarısızlık yaşamış ve tekrar bir yenilenme olmuş. E, bu kadro içerisinde bu yenilenen kadro içerisinde tekrar e, aynı e, yol üzerinde yeni bir takımla birlikte bu kadar zor bir fikstür üzerinde hareket etmek biraz zordu ama dediğim gibi yani daha iyi yapabil Daha iyisini yapabilirdik. Daha yüksek puanlar tabii ki toplayabilirdik. Yani çok net bir şekilde bizim kalitemizin altında e, puan olarak kaldığımızı düşünüyorum. Ama ileriye dönük de e, ümidimizin çok yüksek olduğunu ve e, çok daha başarılı bir e, Galatasaray'ın e, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Benim ağzım kurudu bayağı da. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar.